Yanlış uygulamalardan dolayı 15 bin civarında öğrenci KKTC'ye gelemedi. Bunların milli servete katkılarını dün hesapladık biz haber merkezinde. Biz 20 bin üzerinden hesapladık. 5 milyar Türk lirası kaybı var KKTC devletinin bu getirilemeyen öğrencilerden dolayı. Artık Türkiye kökenli kardeşlerimiz çalışmıyor. Türkiye'deki yaşam koşulları daha iyi noktalara geldiği için memleketlerine dönüyorlar. Şu an için inşaatlarda siyahiler çalışıyor. Buraya öğrenci adı altında gelen, okulunu bırakan siyahiler çalışıyor. Restoranlarda, kafelerde, Balkan ülkelerinden gelen insanlar çalışıyor. Bangladeş'ten gelenler çalışıyor, Nepal'den gelenler çalışıyor, Kırgızistan'dan gelenler, Özbekistan'dan gelenler çalışıyor. Marketlerde, kafelerde, restoranlarda görüyoruz bu insanları. İş gücü yapısı da değişti artık.